Hakları Sorumlu Derin Çay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 1981 yılında kurulmuştur. Kooperatif bünyesinde bulunan kereste fabrikası bölgeye önemli katkılar sağlayarak müşterilerinin taleplerine cevap vermektedir. Sınırlı Sorumlu Derin Çay Kalkınma Kooperatifi Başkanı Rafet Çapa, kooperatifin kuruluşunu ve çalışmalarını mikrofonlarımıza anlattı. Kooperatifimiz 1981 yılında köylülerimiz bir araya gelerek kurmuşlar. Ben kendim yüksekokul mezunu olduğumdan dolayı, aynı zamanda işletmeci olduğumdan dolayı bu işi bir nevi bizim işimizdi. Evet. Bir nevi bizim bu kooperatife benim gelmem, yönetim kuruluna 2002 yılında kooperatifin başına gelmemle her şey değişti. Bu işe el attıktan sonra kooperatifimiz bugün 2012 yılındayız. 10 yıllık bir süreç içerisinde bayağı bir yol kat ettik. Biz geldikten sonra bugünkü durumumuzu söylüyorum. 2 trilyon gibi bir ciroya ulaştık. Bugün kooperatifimizin şu an 23 kişi istihdam ediyoruz. Kooperatifimiz genellikle Turna Çambaşı Orman işletme şefliğine bağlı. Turnalık'ta orman işçiliği yapıyoruz, ormana çalışıyoruz. Ayrıca kooperatifimizi orada da bir kereste fabrikası açtık. Kereste fabrikamızı açmakla birlikte daha da gelirimizi çoğalttık. Tabii ki aynı zamanda bunun kooperatif üyelerimize de büyük faydası oldu. Keresteden elde ettiğimiz bu ürünlerimizi kooperatif ortaklarımıza maliyetinden satıyoruz. Onların da ayrıca bir karlar oluyor. Ayrıca biz ordu piyasasına, ordu sektörde de bu piyasaya da büyük katkımız oldu. Bu katkılarımız şöyle, kereste fiyatları biz açılıncaya kadar çok yüksekti orduda. Biz açıldıktan sonra, piyasaya girdikten sonra fiyatlarımızı düşürdük. Bu tabii ki orduda yaşayan halkımıza çok büyük katkı elde ettik. Aynı zamanda da 23 kişi çalıştıracak duruma geldik. Müşterimizin isteklerine cevap verebiliyoruz. Müşterimiz genellikle inşaat sektöründen veya köylüden çatılık malzeme, 5'e 10, 10'a 10, cablamalık, tahtalık, efendime söyleyeyim, doğramalık, mobilyalık gibi malzemeler hepsini üretebiliyoruz. Bunları da en uygun bir fiyatla piyasaya arz edebiliyoruz yani. Rafet Çapa kooperatif olarak bundan sonraki projelerini şöyle ifade ederek hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi. Kooperatif olarak biz daha büyük şeyler, daha farklı projelere imza atmak nelerdir efendim? Bu projelerin bunlar, arasında neler var? Bunların içerisinde ormancılık bu sektörde yani bu kerestecilikte biz yeni bir OSB denilen bir malzeme üretmek istiyoruz. Evet. Bunun da bir fabrikasını kurmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Ki bu projelerimiz sürekli devam edecek. Daha sonra tarımsal bir kooperatifimiz. Aynı zamanda hep orman değil de tarımsal amaçlı da bir düşüncelerimiz, projelerimiz var. Hatta köyümüzden akan akarsularımız var. Evet. Hatta ki kooperatif olarak biz bu sene bayağı da bir çalışma yaptık bunun üzerinde. Mini HES'ler, HES yaparak elektriğimizi de kendimiz üretmeyi düşündük. Onun üzerinde bayağı çalışmalarımız da oldu. Allah izin verirse hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Kooperatifçilikte de bir şeyler yapılabildiğini bütün Türkiye'ye de göstermek istiyoruz.